Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. Hepimizin 3 ayları mübarek olsun. Çok değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Gelişiniz için teşekkür ederiz. Bu konferansın ilk bölümünü Amerikalıların da katıldığı İstanbul'da uluslararası bir toplantıda bilimsel olarak sunmuştuk ve herhangi bir itiraz yok, tamamen tarihi gerçeklerdir. Çok değerli misafirler, yapacağımız iş Atlantik keşfi sırasında Osmanlı'nın Atlantik vizyonunun nasıl olduğunu, Endülüs'ün de bu vizyona nasıl katkı verdiğini hep beraber göreceğiz. Yukarıda görmüş olduğunuz haritada Osmanlı Garp Ocakları ve onlarla beraber Engizisyon uygulayan İspanya'ya karşı ortak bir güç birliği oluşmuştu. Hatta Lehistan seferinde 2. Osman Balta'ya çıkmaya çalışıyordu. Bakın, yabancı kaynaklardan gösterdiğimiz üzere Hollanda'nın kurucu kişisi William Orange Müslüman olarak bilinirdi. Meşhur kaşif Henry Hudson da Osmanlı hilalini taktığı gemiyle Atlantik'te yol alırdı. Atlantik'in meşhur Ad kavminin arazisi, yaşadığı yer olarak isimlendiği bilinir. Dolayısıyla oradaki Ad bu kavimden, Land de İngilizce'de kara, yaşadıkları kıta olarak adlandırılır. Evet, aslında yapacağımız gezi Endülüs'ün yerleşmiş olduğu Cebeli Tarık kayalarından Berberice'de şurada gördüğünüz Fas'ın Sale denen korsan merkezi, ki o da kaya anlamına gelir. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Plymouth'taki kayaya kadar giden bir hikayedir bu. Endülüs Emevi Devleti aslında 711 yılından 1500'lere kadar devam eden bir ülkeydi. Bu devlet birçok meşhur kentiyle tam bir bilim ve kültür merkeziydi. Bakın, 711'de kurulduktan sonra çevresine o kadar etkisi olmuştu ki, bunların hepsi bilimsel olarak ispatlıdır. 796'da İngiltere'deki Mersiye Kralı Offa'nın bastırmış olduğu para mühüründe Kelime-i Tevhid ve Hazreti Peygamberimizin ismi yer almaktadır. Bunlar bilinir. Etkisi bu kadar geniştir. Bakın, para hali hazırda birçok kitapta yer alır. Piri Reis'in haritasından anlaşıldığı üzere zaten Osmanlı'nın ve hatta Endülüs'ün Güney Amerika'yla birlikteliği çok çok iyi bilinir. Aslında benim de bu sevdam bu literatürle başladı. Bu bilimsel bir yayın 2002 yılında Endülüs'ün Alman kültürü üzerine olan etkileri. Endülüs etkisi. Neler? Bakınız, birçok müzik enstrümanları aslında Endülüs kaynaklı diyor. Meşhur Fransa'daki acılar müziği, flamenkoya kadar giden meşhur müziğin kökü, Morisco kökenli diyor. Ve çok önemli bir müzisyendir Bartolomo Ramos Pareja, Ramiz isminden geliyor. İspanyolların birçok isim kullandığı çok iyi bilinir. Johann Sebastian Bach'a kadar bu kişinin musikisi, işte şimdi göreceğimiz tıpkı semadaki müzik gibi etkilerini göstermektedir. Morisco Moors, yani koyu renkli anlamında, ama negro değil, bunun için kullanılır. Özellikle de Endülüs'ün daha sonra Hristiyanlarca topraklarının ele geçmesiyle beraber verilen bir isim olarak yaşar. Şimdi kısa bilim tarihi notlarını söyleyecek olursak, 1550'lere kadar, bakın, Bruno, Giordano Bruno aslında Engizisyon Mahkemesi'nde Kopernik modelini savunduğu için
yakılarak öldürüldü denir ama son dönemde Engizisyon kayıtları açıldığı zaman aslında bir Allah'a, o dönemdeki en büyük suçlardan birisi, Allah bir değil düşüncesi vardı Engizisyon Kilisesi'nde ve Endülüs'ün felsefe ve dini prensiplerine inanmasıydı. Galileo'nun babası bir Udi'ydi ve o da bu Kopernik üzerindeki düşüncelere katılıyordu ve uzun yıllarda bildiğiniz gibi kitapları yasaklanmıştı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İtalya'daki, Avrupa'daki tüm bilim adamı ve hümanistler aslında Endülüs Osmanlı felsefesiyle 1600-1700'lü yıllarda hemdemdir. Onlara son derece yakındır. Bunu çok iyi bilmek lazım. Halbuki bize öğretilen bilim tarihi hiç öyle değil. 1950'lerde yalan bir bilim tarihi üretildi. Bu da şimdi bilimsel olarak gerçek. Mesela Da Vinci'den hiç kendi döneminde bilim adamı olarak bilindiği kitaplarda yazmaz. Ancak 1905'lerden itibaren yepyeni bir bilim tarihi olarak anlatılmıştır. İspanya'daki Endülüs katkısıyla beraber Kolomb'a rağmen İspanya'nın bilim tarihine katkısından bilim tarihinde hiç söz edilmez. Çünkü eğer İspanya'ya girerlerse Endülüs karşılığına çıkacak. Şimdi Rönesans'a geldiğimizde aslında Rönesans'ın kelime olarak neden geldiği kesin bilinmez. Ancak bunu son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarda belki de Re-Endülüsans olarak Re-Andalusya'dan geldiği söylenebilir. Ancak klasik tarihe göre 14. yüzyılın sonundan 15 ve 16. yüzyılları kapsayan eski Yunan ve Roma kültürünün canlandırılması diye söylenir. Bilim devrimi de Descartes'e bağlanır. 1500-1600'lü yıllardaki aydınlanmaya. Şimdi şöyle baktığımız zaman, bakınız eski Yunan normalde milattan önce yaklaşık 1200'de başlamış, Ön Asya kültürleriyle iç içe geçmiş ve Roma uygarlığına kadar, ama sıfıra kadar, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumuna kadar gelmeden kaybolmuştur. Roma'ya baktığımızda da yine iç içe eski Yunan'la geçerek milattan sonra 5. yüzyılda sona ermiştir. Şimdi şu tabloya bir bakalım. Eski Yunan uygarlığının Hazreti İsa'nın doğumunda tamamen bitmiş olduğunu, Roma İmparatorluğu'nun da bakın 5. yüzyılda bittiğini. O halde 1400'de yaşanan Rönesans'ın bunlarla ne ilgisi olabilir? Bakınız, 500 ile 1400 yıl arasında çok ciddi bir açıklık var. Bu son derece önemli. İşte bu aslında İslamiyet'in doğarak bilme, kültüre yaptığı katkının İslamofobi nedeniyle görmezden gelinmesidir. Şimdi çok önemli, kendi topraklarımızdaki barışın niye bozulduğunu anlatmak için bir iki slayt kullanacağım. Lütfen bunu dikkatle izleyelim. Bunu değerli Ortodoks komşularımıza, belki aramızda olabilirler, çok değerli komşularımıza, hatta Ermenilere, Rumlara bu gerçeği tekrar anlatmak lazım. Bakın, eski Yunan tarihte suların etrafında kurbağa gibi yerleştikleri, insanoğlunun Anadolu'da, Mora Yarımadası'nda ve Akdeniz bölgesindeki yerleşimi bu şekliyle anlatılır. Suyun olduğu yerde hayat var. Ve meşhur Sokrat, Platon, Aristo, bunların yaşadığı eski Yunan, Helenistik, antik çağdan bahsediyoruz. Bakınız tarihleri Hazreti İsa'dan 300-400 yıl önce. İslamiyet'in bakışı. Bakınız. Şöyle ki Sokrat bir ahlak numunesi olarak İslam filozoflarının hayranlığını kazanmıştır. Eflatun ya da Platon bizim için son derece önemlidir. Bu gerçekten okuyanlar, İslam okuyanları, aydın Müslümanların çok iyi olarak andığı kişilerdir. Ve Sokrat'ın suçu, biliyorsunuz ceza verilmek üzere idam edilerek öldürülüyor. Ve o diyor ki, mevcut
tanrılardan başka bir tanrıya inandığı için. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimede söz edildiğinden de bahsedilir. Şimdi bakınız, böyle bir Yunan tutkusu var. Mantık, eski Yunan'daki kültürün İslamiyet'te korunması var. Oxford'un meşhur Sir unvanı alınmış ama aslında Johns Hopkins'in Amerika'daki meşhur hoca William Osler der ki, kendi lambaları için Yunan kandillerini, eski Yunan kandillerini kullanırken hızla dünyaya ışık veren büyük bir flambeye döndüler. Yani bilim tarihi kesin olarak şunu söyler: antik Yunan İslam tarafından tanınmıştır, çok bilimsel olarak kullanmıştır ve antik Yunan'ı günümüze taşıyan İslam'dır derler. Şimdi bunun yanı sıra Orhan Gazi'nin Tekfur kızı ile evlendiğini Bizans'ta, burada Bolayır'da Namık Kemal ile kucak kucağa yatan Süleyman Paşa'nın böyle bir Tekfur'un kızının oğlu olduğunu, 1. Murat Hüdavendigar'ın evlendiği yine böyle bir kızı, yine sonrasında gelen birçok padişahımızın, tabi bunlar örnek, toplum da evleniyor. Dolayısıyla burada, bu Anadolu'da çok samimi bir kültür doğuyor, bir mozaikler kültürü doğuyor. Bu kültür bizi buralara taşımıştır. Fakat 1800'lerden sonra Osmanlı'nın başına gelen etkilerden sonra ne yazık ki bu barış bozulmuş ve toplumlar birbirine düşman olmuştur. İşte Patrikhane'nin bulunduğu İstanbul'da yaşaması. Dolayısıyla bizim buradan çıkaracağımız mesaj şudur: lütfen şunu söyleyelim: biz birbirimize dostuz, biz aynı kültürün evlatlarıyız. Bizi lütfen koparmayın. Bulgar tarihçiler bile eğer Osmanlı olmasaydı bizi Slav ırkı yok edecekti diyor. Bunun yanı sıra Balkanlarda ve Orta Doğu'da Osmanlı'nın sağlamış olduğu barış, yan yana birçok mezhebin, dinin, kavmin yaşayabilmesi gördüğünüz gibi tamamen dağılmıştır günümüzde. İşte bu felsefeydi bunları bağlayan. Tekrar söylüyorum, değerli Ortodoks dostlarımız, komşularımız, lütfen bu dostluğa itibar edin. Şimdi bakınız neler yaptı bu. Aristo'yla tanıştırınca Latin Avrupa'da esasen doğuştan günahkar bir yaratık vardı. Ancak buradaki günahkar yaratıktan kul hakkına kadar soyluların ve kilise otoritesinin dışına çıkmasını sağlamış Paris Üniversitesi'nde, bakın, Aristo, İbn Sina ve İbn Rüşd'ün bilimsel eserleri yasaklanmıştı. 1200'lü yıllar da çok önemlidir bu bakımdan ve Engizisyon ciddi manada bu insanların takibindedir. Şimdi meşhur Dante'ye dönecek olursak, Dante'nin yazımı aslında Hristiyanlıktaki ilk reformlardan birisidir ve bu aradaki Allah ile kul arasındaki teşkilatı ilk olarak eleştiren, anlatan kişiydi. Ve bakınız, Hazreti Peygamber'in İsa İsra ve Miracından yararlanarak bu meşhur komedi kitabını yazmıştır. Hatta düşünceleri Muhyiddin Arabi'nin düşünceleriyle örtüştüğü ortaya konmuştur. Acaba Dante bir Morisco muydu, bir Mağribi miydi? Çünkü oradaki bir tek harfi çıkarsanız Alighieri diye yazılıyor. İtalyanca'da Alcieri, Cezayirli manasına gelir. Evet, şimdi Nietzsche'ye bir bakacak olursak, Friedrich Nietzsche çok bize hakikaten enteresan ipuçları veriyor. Diyor ki, Latin Avrupa dönemindeki Hristiyanlık, antik dünyanın, yani eski Yunan kültürüne ait hasattan Avrupa'yı mahrum etmiş, daha sonra da İslam kültürünün hasadından mahrum etmiştir. Halbuki bu iki hasadı birleştiren sizlersiniz. Bu Anadolu topraklarıdır. Şimdi Rönesans Avrupası'yla eğer İslam dünyası arasında bir
İlişki kuramazsak diyor meşhur Kolombiya Üniversitesi profesörü George Saliba, bizim o zaman Rönesans'ı açıklamamız mümkün değil. Çünkü bilimde ve kültürde üst üste tuğlalar gelerek gelişim gösteriyor. Tusi'nin, İbn Şatır'ın Kopernik öncesi olan gökyüzü modelleriyle Rönesans teorilerini birleştiremezsek diyor, o zaman kopuk bir bilime sahip, bilim tarihine sahibiz diyor. Şimdi aslında olan biten şuydu. Bakın 1600'lere kadar ismi Leonor Hernandez olarak bilinen Fatıma veya Ana, Engizisyon'da çocuğunun işkencesi sonrasında İspanya'da aslında bizzatihi İslam'ı kendisinin öğrettiğini, Kur'an'dan bazı ayetlerin anlattığını itiraf etmek zorunda kalıyor. Yıkanmak o dönemde yasak. Madalena isimli bir Müslüman bayan yıkandığı için Engizisyonca tutuklanmış. Bunun gibi isimler bakın 1600'lere kadar İspanya ve Avrupa'da yabancı olmakla beraber İslam düşüncesini taşıyor. Evet, bu morişkolara ne oldu? Bakın 1600'lü yılların sonunda, başına kadar daha doğrusu, birçok yasaklar gelmeye başladı. Morişko ad ve soyadları yasaklandı. İsyanlar oldu ki bu isyanlara Osmanlı yardım etmiştir. Daha sonra dağıldı. Şimdi şu haritaya baktığınızda, Endülüs'ten dağılan bilim ve kültürün sırayla Avrupa'daki de aydınlanmanın sırasına uyar tarzda. Önce İtalya, Fransa, daha sonra Balkanlara doğru geliş ve İngiltere ve özellikle de Benelux ülkeleri. Osmanlı'nın kapitülasyonlarının veriş sırasıdır bu. Osmanlı bu takiptedir, Selçuklu takiptedir, bu ekiple temastadır. Şimdi 1500'lerin içinde Rafael bir tablo yapıyor. Bu tablo bilim tarihinde yıllarca bilinirdi ama detaya inildiğinde Pisagor, meşhur matematikçinin hemen yanı sıra Rafael'in İbn Rüşd'ü çizdiği gözleniyor. Bakın, aslında Rönesans'ta Engizisyon'a rağmen, ölüm korkusuna rağmen ipuçları vermeye çalışan muhteşem sanatçılar vardı. Bakın, bir tanesi de Zangallo ailesi. Şimdi bunu Kolombiya Üniversitesi'nden profesör diyor ki, meşhur Medici ailesi için bakın Farnese Sarayı'nı yapmış. Fakat meşhur usturlabın detaylı bir Arapça çizimi mirasında bulunmuştu. Nasıl bulunabildi? Bu külliyata bu insanlar nasıl sahip olabildi? Niye bunu son ana kadar koruyabildiler? Şimdi Osmanlı'nın Hollanda'yla çok yakın bir teması vardır. O dönemde Garp ocaklarıyla biraz evvel haritada gördüğünüz Baltık denizlerinde Hollandalı korsanlarla Türkler birlikteydiler. Ve bakın hangi sloganlarla Engizisyon'a karşı savunuyorlardı. Bunların bu şekildeki mühürleri, boyunlarına astıkları kolyeler vardı. Çok ciddi bir Hollanda'yla Türk birlikteliği vardı. Hollanda bu Engizisyon'a karşı savaşırken Osmanlı ve Endülüslüler yanlarındaydı. Bunlara 5. Kolum ismi verilir. Ve şu ziyaret çok önemlidir. Bilir misiniz Hüdayi yolunu? İstanbullular bilir. Ve Hüdayi Hazretleri ile tanıştıktan sonra Avrupa'da ve Hollanda'da Atlantik yolu açılmıştır. Hollanda Büyükelçisi'nin İstanbul'u 1. Sultanahmet döneminde de ziyaret ettiği ve kendisinin Üsküdar'a uğradığı, inanın tarihte çok iyi bilinen gerçekler. Lale'nin de işte gidişi bu dönemdeydi. Lale çok önemliydi. Carolus Clusius diye botaniğin bir kurucusu vardır Avrupa'da. Clusius aslında gerçek bir morişkoydu. İkinci Osman aslında bu haritada gördüğünüz üzere Lehistan üzerinden
işte buradaki savaşa katılmak, Baltık Denizi'ne çıkmak için büyük bir uğraşı verdi. Ancak bu başarılamadı. Bundan sonraki tarihi Hollanda, İngiltere ve Garp ocaklarıyla birlikte olan bir güç birliği Kuzey Amerika'ya doğru açıldı. Bakın Lale'nin nasıl önemli olduğunu Arsenius ailesinden göreceksiniz. Şimdi normalde bu tarafta usturlabın çevresindeki bezemenin kelime-i tevhid ile ve Allah lafzıyla birleştirildiğini görüyorsunuz. Arsenius ailesindeki usturlapta bunun yerini lale alıyor. Bildiğiniz gibi lale tulpadan, tülbentten gelir. Tülbent kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla lale aslında bir sembol, bir şifre olarak aslında bu insanların isimleri Arsenius olmasına rağmen içeride taşıdıkları İslam düşüncesini en iyi şekilde ortaya koyduğunu bize gösteriyor. Ben diyorum ki Descartes bir Morisco'dur. Şu yüze bir bakın. Bu bir Endülüs mirasıdır. Descartes'in ortaya koyduğu bilimsel sosyolojik düşüncede inanın şöyle yazıyor. Bavyera'da bir gece görmüş olduğu rüya üzerine çok ani olarak kafasında fikirler gelişir ve böylece bakın bunu hali hazırda bilim tarihlerinde görebilirsiniz bir gecede. Bu mümkün mü? Aslında kökeni Endülüs'e dayanan bir Morisco'ydu diyorum. Bakın 1650'lere yakın Osmanlı dostu olan İsveç kraliçesine eğitime kadar gitmiştir. Katoliklerden, bu Engizisyon uygulayan gruptan bahsediyorum. Dinsiz damgası. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bu ne demek? İçinde sakladığı düşünceyi bu şekliyle açıklayan bir kahramandı. Şimdi Hollanda'yı konuşurken, Morisco'ların, Endülüs göç edenlerinin Amsterdam'a kadar geldiklerini bir daha hatırlatıyorum. Ve aslında Kuzey Amerika'yı bildiğiniz gibi hiç anlatılmaz. Hep Güney Amerika anlatılır, Kolomb. Kuzey Amerika anlatılmaz. Bakınız Hollanda'nın burada son derece önemli bir kurucu faktör olduğu bilinir. Ve bu kolonizasyonda Hollanda etkisi büyüktür. İlginçtir, John Adam ve Benjamin gibi Amerikan devlet adamları, Benjamin Franklin, meşhur paratoneri bulan, çok yoğun bir şekilde Hollandofili, yani Hollandalılara hayranlık vardır. Çok enteresan, o dönemde de bakınız Türkomanya var. Hollanda'da da tam tersi, Türk hayranlığı var. Ve bakın, New Amsterdam olarak bilinir New York, New Amsterdam'ın kurucusu Morisco ve Osmanlı soyudur. Şimdi Kuzey Amerika'da Hollandalılara baktığınızda bir isim meşhur Henry Hudson ve bu tamamen kitaptan alıntı. Bakın burada Hilal ile beraber meşhur Hudson, Kanada'daki Hudson Körfezi ve New York'un kuzeyindeki Hudson Nehri'nin kaşifi. Bu insan da aslında içinde bizim benzeri imanı taşıdığı ortada. Evet, Pilgrim babalarına geçerek Kuzey Amerika'nın fethini tamamlayalım. İlk keşfini tamamlayalım. Bunlar çok enteresan insanlardı. Boston'un güneyinde biz gittiğimizde bir Kızılderili heykeli gördük böylece. Kızılderililer aslında bu grubu bağrına basarak karşılayan insanlardı. Bunların bir meşhur hikayesi vardır. İngiltere'den çıktıkları, Amsterdam'a yerleştikleri, Hollanda'da bir süre sonra mutsuz olup Kuzey Amerika'ya, Boston'un güneyinde Plymouth'a geldikleri anlatılır. Şimdi burada Pilgrimlerin, benim kitabı Morisco'ların şifresini okursanız buraları çok iyi anlayacaksınız. Çok uzun tutmak istemiyorum. Ancak Pilgrimlerin dini hayatına baktığımızda öncelikle yön için bir tanrıya çağırmadan sanki bir ezan. Daha sonra bir çağrı ve ibadetlerinde kısa süreli pozisyon değişikliği ve yön arayışı. Bir yöne doğru dönüş. Bunlar çok şifreli olarak
kendilerinin saklayabilmek için çaba verdikleri bazı ritüellerdi. Bunların oruç tuttukları çok iyi biliniyor. Kimlerden bahsediyorum? Hemen Boston'un güneyine Plymouth'a yerleşmiş olan Pilgrim adı verilen, aslında hicret etmiş olan insanlardan bahsediyoruz. Ve Kuzey Amerika'da Şükran Günü'nün kutlanması çok enteresan bir adet olarak başlamıştır. Ve oradaki en önemli kesilen hayvan turkey olarak Osmanlı'dan gittiği için, Anadolu'dan gittiği için hindiye turkey ismi verilmiştir. Bu da çok önemli. Ve tıpatıp bizim gibi hayırlı evladın ailesiyle buluştuğu bir bayram olarak bakılır. Ancak Avrupa'da hiç böyle bir adet esasen yoktu. Latin Kilisesi'nin vaaz ettiği bir adet yoktu. Zaten sonuna kadar da Katolik grup buna karşıydı Kuzey Amerika'da. Bakın, çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, ilk kutlandığı dönem 1621 yılında Ağustos ya da Ekim ayı gibi bir dönem. Bunların literatürde yeri çok. Şimdi ilk Şükran Günü'ne baktığımızda ilk olarak hasat zamanının aslında Ramazan'a denk geldiğini, hicri takvime baktığımızda, daha sonra Ekim ayının son haftasına baktığımızda da Kurban Bayramı'na denk geldiğini görüyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla Amerika'da kutlanan Şükran Günü aslında 1621 yılının ilk kutlanmasıdır. Bu gerçek bu şablona uymaktadır. Tıpkı 3 gün kutlanmıştır. Çok güzel Kızılderililerle beraber yemek yenmiştir. Yine kitabı okuduğunuzda bunu göreceksiniz. Amerika'dan getirtmiş olduğum bir başka kitapta yine 1623 yılında hatıratta oruç tutulduğu söylenir. Fasting and Prayer. Bu da hicri olarak Ramazan'a denk gelmektedir. Kuşkusuz, ispatlıdır. Bu uluslararası toplantıda bunları savunarak anlatmıştık. Herhangi bir karşıtlıkta görüş olmadı. Şimdi Atlantik sevdası, Atlant sevdası aslında Endülüs'te ve mutlaka ki bizim şu an için yaşayamadığımız İslamiyet hissine sahip kişilerde mevcuttu. 600'lü yıllarda Kur'an-ı Kerim'de indirilen Rahman suresinde aslında bir Atlantik anlatımı var mıydı? Peki. Bunu şöyle yapalım. Evet, Abdurrahman'dan bir Rahman suresi dinleyelim istemiştim ancak açmadı. Biz devam edelim. Sorun yok. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman suresini şimdiden sonra benim ayet-i kerimeleri okuduktan sonra siz de lütfen slaytlardan ortaya çıkan aç o zaman. Hah, açalım. Şöyle. Klasörü açalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أسماء
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن Sadakallahülazim. Değerli dostlar, şimdi bu mübarek suremizin okuyarak hep beraber ne anlattığını görelim. Rahman ne demek? Rahim ne demek? Bilenler bilir. Rahman İnansın ya da inanmasın, dünyadaki bütün canlılara merhamet eden, acıyan, onları bağışlayan Allah tanımıdır. Rahim ise ahirette sadece müminlere bu affını, bağışını yapan Rabbi anlatır. Dolayısıyla Er-Rahman suresiyle sanki aslında dünyada olacaklar anlatılıyor. Hazreti Peygamber Efendimizin İsra'sı ve Mirac'ı ve zaten yürüdükleri yol bilimsel keşiflerin açılacağına dair bir işaretti. Çok kısa bir sürede Kudüs, çok kısa sürede bir gökyüzü. Bu zaten bizlerin şu an idrak ettiğimiz olaylar. Aramızda Ankara'dan misafirlerimiz var, Bursa'dan misafirlerimiz var. Kısa da geldiler ve dönecekler Allah nasip ederse. Şimdi bilim tarihine döndüğümüzde tekrar biz Kur'an'ımıza döndüğümüzde Er-Rahman'ı tekrar dünyevi olarak hatırlayalım. Kur'an'ı öğretti. Allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. İnsanı yarattı ve insana konuşmayı öğretti. Şimdi biz bilimsel olarak şunu çok iyi biliyoruz. Eğer bir bebek çevresinde anne ve babasından, çevreden konuşmayı duymazsa konuşmayı öğrenemez. Birisinin ona yanında konuşmayı öğretmesi, kulağına konuşmanın gelmesi lazım. İşitme engelli birisi konuşmayı öğrenemez. Dolayısıyla burada aslında harikulade bir ayet söylüyor. Ben insana konuşmayı öğrettim. Şöyle düşünelim. İlk insan yaratıldı. Ona birisi hitap etmeden nasıl öğrenebilirdi konuşmayı? O halde allemehul beyan, ifadeyi, kendini tanımlamayı, konuşmayı öğrettim ayeti bilimsel bir mucizedir. 600 yılında. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket ederler. Şimdi bilim tarihinde bize yapılan ayıbı anlatıyorum. Nasrüddin Tusi'nin kurmuş olduğu Maraga Rasathanesi'nde Kopernik'ten çok daha yüzyıllar evveli 1200'lü yıllarda
aslında semadaki hareket, güneş ve aydaki hareket ortaya konmuştu. Hazreti Mevlana'nın gelmiş olduğu Bel, kendisinin yaşamış olduğu Tuz şehrinden, Nasreddin-i Tusi'den gelerek Anadolu'ya hicret ettiği, ailenin geldiği bir yoldur. Dolayısıyla o kültürü getirir. Semaya baktığımız zaman, bakın burada Tusi çifti var. Bu matematiksel teorem olarak hem etrafta hem kendi etrafında dönen. Dolayısıyla sema aslında o dönemde bulunan ay hareketlerinin, Kopernik sisteminin, bakın güneşin bulunduğu yerde kırmızı postla beraber bu ay hareketinin sema üzerine yansımasıydı. İsmi de zaten ortada. İlk defa sema, Tuz'dan gelen Kavval adı verilen bazı göstericiler tarafından halka anlatılıyordu. Yani doğu aslında semanın hareket ettiğini çok daha evvel biliyordu. Ama ne yazık ki Osmanlıca'ya da vakıf olmadığımız için biz bunları bilim tarihi yazılırken, 50'lerden sonra yanlış yazılırken kimse bu konulara itiraz edemedi. Dolayısıyla Mevlevi seması aslında yalnızca kültürel bir ritüel değildir. Bilimsel bir buluşun halka anlatılış biçimidir. Astronomi biliminin uygulama sahasıdır. Ayrıca da bu bir evvelki slaytta gördüğünüz üzere buradaki solma hareketlerine göre tasavvufun da yetişen Mevlevi'nin nasıl tasavvufta yükseldiğini, dolunay haline geldiğini, daha sonra da benliğini kaybettiğine dair bir tasavvufla iç içe geçmesidir. Bir başka felsefi sözle 1200'lü yıllarda Moğol istilasıyla Haçlı zihniyeti arasında kalan Anadolu halkının evrenin sırlarına kaçışı bir başka dünya arayışıdır sema. Hali hazırda devam eden Haçlı zihniyetinden. Ancak biz şunu söylüyoruz. Güneş doğudan doğdu. Belki de bizden batıya kaçtı. Ama şunu bil ki zulüm edersen batı sana da kalmaz. Yeryüzünü yaratıkları için sabit yaptı. Onda birçok meyve, birçok tomurcuğu olan hurma, çinli taneler, güzel kokulu otlar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O insanı pişmiş ve kurumuş kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de saf ateşten. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Şimdiden sonra slaytları lütfen yorumlayın kendiniz. Rabbul maşrikayn, Rabbul mağribeyn. Ne olduğu bilinmez. İki doğunun, iki batının Rabbi. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İki deniz birbirine kavuşacakları şekilde bırakıp saldı. Onların arasında bir engel vardır. Onlar hiçbir zaman birbirlerine karışmazlar. Hep Cebeli Tarık'a kaldık. Akdeniz, Atlantik, hayır değil. Gulf Stream. Kuzey Amerika açıklarında Carolina'dan başlayarak Newfoundland'de kuzeydoğu yönünde akan sıcak okyanus akıntısı. Körfez akıntısı da denir ve güneyden getirdiğini kuzeye taşıyarak İngiltere dahil olmak üzere bütün kuzeyi ısıtan bir akıntıdır Gulf Stream. Bakın burada gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Yapısı son derece karmaşık, debisi son derece yüksek ve hiç karışmadan devam eder. Şimdi açabilirsek bir filmde bunu göreceğiz. Açabiliriz. Tamam. Tamam, harikasın. Evet. Gulf Stream.
İki denizi birbirine kavuşacakları şekilde bırakıp saldı. Onların arasında bir engel vardır. Onlar hiçbir zaman birbirine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Güneyden taşıdıkları suyla ısı karışmadan bu akıntı gerçekleşiyor. Tuzla ilgili çok önemli bulgular var ama hali hazırda bilimde Gulf Stream'in kesin niye karışmadığı noktasında bir açıklama yok. Uzaydan NASA'nın çektiği görüntülerde ultraviyole olarak değişik renklerde çıktığı söyleniyor. Tuz içeriğinden ötürü aşırı sıcak tuz bölümünün soğukla karşılaştığında, soğuk suyla arada bir kireçleşme, arada bir donma olduğu, bu sayede kendi karışım olmadan devam ettiği ve bu sıcağı taşıdığı yukarılara ve İngiltere'de ve kuzeyde iklimin devam ettirdiği noktasında tam bir anlatım. Evet. Bu uzaydan çekilen ultraviyole resimleri takibi yapılıyor. Nasıl bulunuyor? İlk defa 1950-60'larda bir oyuncak gemisi batıyor. Burada plastik oyuncaklar var. Bunlar Amerika'nın kuzey bölgesinde ve adalarda, Atlantik Okyanus adalarında ilginç bir şekilde dönmeye başlıyor. Aynı oyuncaklar etiketleniyor daha sonra. Bu oyuncaklar bu suyun taşımasıyla beraber Kuzey Amerika sahillerinde değişik yerlere diyorlar ki demek ki burada bir akıntı var ve hiç okyanustan etkilenmeden tekrar dönerek geliyor. Meraklısı için kitaplar ve diğer internet açık. Onlardan inci ile mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onundur dağlar gibi yapılmış denizde akıp giden gemiler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Yeryüzü üzerindeki herkes fanidir, yok olucudur. Sadece azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü sonsuza dek kalacaktır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler. O her an bir iş üzerindedir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Ey insan ve cin topluluğu, yarın sizin işinize bakacağız. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Bir güç ve araç olmadıkça geçip gidemezsiniz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Üzerinize ateşten bir alev ve duman salınır, dileseniz de kurtulamazsınız. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Gök yarılır, yağ gibi eriyip ateş kırmızısı bir gül oluverir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? O gün ne insana ne de cine günahından sorulur. Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkana iki cennet vardır. O iki cennet türlü meyvelere sahiptir. Her ikisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
Mississippi ile Amazon'u herhalde bilmeyen yoktur. Her birinde her meyveden çift çift vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Kumaştan, kalın ipekten olan koltuklara yaslanmışlardır. Her iki cennetin meyvelerinin toplanması yakındır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlarda bakışlarını yalnızca eşlerine yönelten güzeller vardır. Onlara ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlar yakut ve sanki mercandır. Güzelliğin karşılığı elbette güzelliktir. Kuzey Amerika'da meluncanlar diye bir topluluk var. Bunların aslında çok değişik genetik çalışmaları da yapılmış. İlk defa karşılarına nasıl çıkar? Karın ağrısıyla. Karın ağrısıyla Apalaşyan Dağları'ndan yakın sağlık merkezine başvuran hastalara bakıldığında meşhur FMF hastalığı tanısı konur. Familial, yani ailevi Akdeniz ateşi. Bu hiçbir zaman Akdenizlilerin dışında olmaz. Peki bu gen Kuzey Amerika'ya nasıl taşınmıştır? İngilizdi ya, full İngilizdi Kuzey Amerika. Buraya yapılan çalışma sonrası bakarlar ki aslında çok ciddi bir Akdeniz kanı var ve genetik çalışmalar dahil bütün bilimsel dergilerde, yazılarda bunların aslında Endülüs soyu, Yahudi kökü, çünkü Yahudilere de o dönemde büyük bir engizisyon uygulanıyor. Benelux ülkeleri kanı ve Osmanlı, hatta Orta Asya olarak bunlar ortaya konmuş. Bakınız, Abraham Lincoln, Elvis Presley, Kennedy ailesi, eski İstanbul Başkonsolosu David Arnett kendisi söylemiştir, ben Türk soyuyum diye. Meluncanlarla ilgili bu türlü bir genetik çalışma mevcuttur. Dönersek Rahman suresine, onlardan başka iki cennet daha vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Yemyeşildirler. Onlarda çifte çifte pınarlar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlarda değişik meyve, hurma ve nar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Hayırlı, güzel kadınlar vardır. Çadırlarda ahu gözlü dilberler vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Güzel döşemelere, yeşil koltuklara dayanmışlardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Okumak gerekirse Bismillahirrahmanirrahim. Febeyye ala rabbikuma tukezziban. Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Sadakallahül azim. Evet, küfür aslında tek bir millettir. Küfrün manası şudur değerli misafirler. Küfür gerçeği inkardır. Gerçeği göre göre, bile bile ya da araştırmadan bir gerçeği duyduğunda bunu inkardır. Yalnız şunu söyleyelim, kendi topraklarımızda da şekil olarak her ne kadar İslam gibi olsak da bizler belki de bu küfrü de yaşayabiliriz. Niye? Çünkü biz duyduklarımızla, dedikodularla, efendim faydasız cümlelerle uğraşırsak daha çok debeleneceğiz. Benim beklentim şu an Batı'da olduğu gibi, bu Atlantik kültürünün erişmiş olduğu zihniyette olduğu gibi, lütfen herkes bilinmeyene yönelik faydalı bilgilerle, anlamaya çalışarak yüreklerini ve akıllarını birleştirerek bu yolda yürümesi, aksi halde küfür içinde olabiliriz. Çünkü faydasız işlerle uğraşıyoruz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla Allah bizi küfürden saklasın. Küfür tek bir millettir. Bunu bu topraklarda ya da başka topraklarda aramayalım. Bu açıdan Allah-u Teala gerçekleri gören, bunlar üzerine de amel eden insanlardan etsin hepimizi. Geceniz hayırlı olsun. Saygılarımla, sevgilerimle.
Değerli misafirler, ben bu güzel konferansından dolayı Sefa hocamıza bir kez daha alkış rica ediyorum. Kendilerine bugünün anısına küçük bir çiçek hediye etmek üzere değerli üstadımız Sayın Üstad Mustafa Özbağ Beyefendi'yi davet ediyorum. Hocama huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz normalde ayda bir salı gün eski kilisede 3 aşağı 5 yukarı hocamla aynı görüşte olup bunları konuşuyoruz. Kendi kendimize sohbet ediyoruz. İstedim ki kardeşler de arkadaşlar da bu ilmi derinlikten faydalansınlar. O yüzden huzurlarınızda hocama tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu tarihi Mevlevi Hane'nin tarihi bir vazifeyi yerine getirdiğine inanıyorum. O yüzden Mevlevi Haneler tarih boyunca her türlü pozitif ilmin konuşulduğu yer olmuş. O yüzden hocama da bu konuda gerçekten teşekkür ediyorum. Tabii hocamın da bu ara vazifeleri çoğaldı. Hem tıp fakültesinin dekanlığı hem aynı zamanda da fakülte hastanesinin başhekimliği, ikisi beraber giderken bize de böyle zaman ayırdığı için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim takdirlerinize. Saygıdeğer üstadımla biz de uzunca bir zamandır beraberiz. Allah razı olsun, bu kanıları paylaşmamız da bize hep yol açmıştır. Ben de huzurunuzda kendisine samimi olarak en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özellikle de ekibimize, arkadaşlarımıza Allah razı olsun sizden. Sağ olun.